sonuna kadar mücadele asla vazgeçme. Ayata matematikte çalışacağız tabii iki arada. Son 22 yok 21. 20 21 21. Bilgi Sarmal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soruyu getirdim koydum önüne ki bu soruda var ya sana öncesinde o kadar güzel bilgileri aktaracağım. Yani o integralle ilgili kafanda eksik kalan hani uzun zamandır da yapmadık sadece soru çözüp geçmeye başlamıştık. Hayır geçeceğiz burada bizim bilgi ekranımız orada ben sana integrallerle ilgili o kadar güzel bilgiler aktaracağım ki ondan sonra diyeceksin bu soruya doydum doydum hocam. N1 pozitif tam sayı olmak üzere y eşittir x üzeri n eğrisinin sıfır sonsuz aralığındaki grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. AB şeklinde alanları ayırdık. Y eşittir x üzeri n yazdık. Şurası x, şurası y dedik. Sonra sarılı bölgenin alanı A kare, kırmızı bölgenin alanı B kare. F fonksiyonu tanımlıyoruz. Bak çok güzel. Pozitif tam sayılardan rasyonel sayılara doğru. Her pozitif tam sayı için F, ne A bölü B biçiminde tanımlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani buradakilerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Çözeceğim ben bu soruyu. Çözeceğim ama öncesinde. Hem ÖSYM'nin son 3 yıl, son 4 yılda 2 defa o kuraldan sorduğunu hatırlatayım. Buradaki sorumuz da aslında bu kuralla alakalı bir şey. Hani şu parabolü biliyor musun sen? Y eşittir x kare parabolünü. Elbet biliyorsundur. Hani bunun bir de alan, alan formülü vardır. Onu da hatırlarsın. Eğer burası aysa. Bunun kuvvetine bakıyorduk. Üst tarafa ne yazıyorduk? 2A yazıyorduk hocam. Hatta biz size bu pratik bilgiyi verirken sadece bunun için değil. Bu da eğri olması lazım yalnız onu da böyle kavisli çizelim biraz. Y eşittir x küp için de vermiştik güzel arkadaşım. Sen de hemen şuraya geldin dedin ki hocam buranın alanı A ise eğer üstüne baktım buranın alanı nedir? 3A'dır. Harikasın. Da neden? Gelin bunun nedenini araştıralım beraber. Çünkü ÖSYM ısrarla buradan soru soruyor. Sonra bu sene gelir buradan dersem ben bu videoyu alırım, koyarım karşına. Mehmet Hoca Never Give vergi da sana verdiydi. Sen de ceyir ceyir yaptıydın umarım derim. Tamam? y x üzeri Şimdi biz buradaki ne ifadesine göre bakalım alanı nasıl bulacağız? Buranın alanı A olsun, buranın alanı B olsun. Biz şuradaki taralı alanı integral yardımıyla bulalım. Diyelim ki burası x ise ona karşılık gelen koordinat nedir? y. Yani oradaki y değerine x üssü ne'dir? Eşittir dedim. Başlıyorum 0x aralığında ne bakıyorum ben? İntegral bakıyorum. Neyin integraline bakıyorum? x üzerine dx'e bakıyorum. Dışarı nasıl çıkar? x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 diye çıkar. 0'dan x'e veririm. x'i yerine yazdığımda x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 nerenin alanıdır? A'nın alanıdır. Buraya kadar var mı kafanda bir soru şu Gayet normal geldik. Peki. Şimdi ben sana desem ki hocam A artı B'nin alanını da bana bulabilir misin? Buluruz elbet. Yükseklik. Şurası yatay kenar. Nedir bu arkadaş? X çarpı X üzeri N dediğimde X üzeri N artı 1 neyin alanıdır? Hem A'nın hem B'nin toplamının alanıdır. Peki ben sana şimdi sorsam desem ki B'nin alanı nedir? Sen de bana dersin ki hocam ben bu arkadaşı yerine yazarım buraya N artı 1'i. Ardından derim ki B alanı buydu. Daha doğrusu B alanını bulacağız derdim. Atardım bunu karşıya. Böylelikle B alanını bulurum. Hadi gel birlikte bulmaya devam edelim. X, N artı 1. Eksi bu karşıya eksi olarak geçti. Şöyle bir ifade geldi. Şunu şununla çarptık. Bunu çıkarttık. Gelin çarpalım çıkaralım. N artı 1 çarpı x üzeri n artı 1 eksi x üzeri n artı 1 bölü n artı 1. Buradaki ifadeler ortak çarpan parantezinde şık dururlar değil mi? n artı 1 eksi 1 çarpı x üzeri n artı 1 bölü n artı birimi yazarım. Derim ki şunlar birbirini götürdü. En son B'nin alanına ben hocam şu bilgiyi buldum diye çıkar karşıma dikilirsin sen. Ben de, de tabii tebrik edeceğim sabin tabii ki. X size bende ben de kal. N çarpı X üzeri N artı bir Uyuma. Bende kal. Önemli bu kural. B'yi de bu elde ettik mi? Elde ettik. Bakın biz az önceki oranı nasıl elde ediyorduk? Şunun kuvvetine göre. Oranlayalım bakalım biz bunu ya. A ile B'nin alanlarını birbirine hele bir oranlayalım bakalım. A'nın alanı bu mu? Bu hocam. X üzeri N artı 1 bölü n artı 1. Kabul müyüz? Kabulüz. Geldim bunun oranı nedir? n çarpı x üzeri n artı 1 bölü n artı 1. Bu da kabul mü? Kabuldür. Cırsana 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 bunlar gitti. Geriye sadece yukarıda bir aşağıda n kaldı. Bunun kuvvetine göre neymiş demek ki? Oranlanabiliyormuş. İspat kral kral. Bu ispat bu kadar güzel ispata. Gel şimdi biz senle birlikte sarı bölgenin alanı A kırmızı bölgenin alanı B ise biz bunları biliyoruz artık hocam. Eğer buranın alanı A ise eğer bunun alanı N çarpı A kadardır hocam. Ben sana direkt bu formülü verir geçerdim ama istedim ki integralde bu bilgileri seninle birlikte hatırlayalım. E soru bana burayı A bölü B vermişti. Biz A'yı ne bulduk hocam? A'yı bulduk biz? A'yı A bulduk zaten. B'yi ne bulduk? N çarpı A bulduk. Bunlar birbirini sadeleştirdi. Geriye ne kaldı? 1 bölü N kaldı. Artık çok kolay. Biz n yerine değerler vereceğiz. Örneğin ben n yerine 1 verirsem f1'in cevabı ne çıktı? 1 bölü 1'den 1 çıktı değil mi? Tamamdır. Ben n yerine 2 verirsem f2'nin cevabı ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Ben n yerine 3 verirsem f3'ün cevabı ne çıktı? Hocam 1 bölü 3 çıktı. Bu ifade böyle gidiyor. Bakın fonksiyon tanımladık. Ve tanımladığımız fonksiyon pozitif tam sayılardan rasyonel sayılara. Çok güzel. Onu da burada verdi. Ben kendim bir yerimden uydurmadım onu. F fonksiyonu örtendir. Örten midir? Gelin bakalım. Örtenlik nedir önce? Onu bir hatırlatayım ben sana. Ah bir de fonksiyonlar. Ah bir de fonksiyonlar. Z artıdan rasyonel sayılara doğru. Burada 1, 2, 3, 4, 5'i alacağız. 1 kime gitti hocam? 1'e gitti. 2 kime, 2 kime gitti hocam? 1 bölü 2'ye gitti. 3 kime gitti hocam? 1 bölü 3'e gitti. 4 kime gitti hocam? 1 bölü 4'e gitti diyeceksin de. Tamam herkesi kapatıyorum rasyonel sayıları. Yani şuradaki değer kümesinde boşta eleman kalmayacak. Görüntü kümesinde boşta eleman kalmazsa o fonksiyon örtendir. Tamam çok güzel rasyonel sayıların hepsini örtüyor gibi izle. Şurada bak birden daha küçük sayılar bunlar. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı kim örtecek? Bu sayı giderek küçülüyor. Örtemiyorum. E örtemiyorsam örten değilsin demek ki. Peki birebirlikten bahsedelim. Birebirlik ne demekti? Sol taraftaki her çocuğu sağ taraftaki tek biriyle eşleşiyorduk. Ya pardon her kadının tek bir çocuğu oluyordu. Herkes tek çocuk yapacaktı birebir de. Şuradakiler neydi? Annelerdi. Her annenin tek bir çocuğu olacak. Yani 1 ile eşleşen tek sayı olacak. 1 bölü 2 ile eşleşen tek sayı olacak. 1 bölü 3 ile eşleşen tek sayı olacak. 1 bölü 4 ile eşleşen tek sayı olacak. Ya ben buradaki e, değeri değiştirdikçe karşı tarafta her seferinde farklı değere gideceğim. Aynı değere gitme ihtimalim var mı? Ne zaman var? Örneğin eksi 1, bir, eksi 1'in karesi diye fonksiyon olsaydı 1'e giderdi. Artı 1, bir, 1'in karesi olsaydı 1'e giderdi. Şöyle bir şey oluşurdu. Hocam burası 1, burası eksi 1. Karşıda 1 var. Bakın ikizde kime gidiyor? 1'e giriyor. Ha bu 1'e 1 bir değil derdin. Ama bu 1'e 1 bir demek, demek zorundasın. Hu Süper. F1 ya anlatmak o kadar zevkli bir, bir şey ki yani öğretmenlik bu kadar mı zevkli bir meslek olabilir? Yani dünyaya bir daha gelsen dersin ki bir daha öğretmen olayım ben. F3. F3 nedir? 1 bölü 3'tür. Aldım onu da. Artı eksi eksi özür dilerim. Eksi F5 yani 1 bölü 5 aldım. Bunu 5 ile bunu 3 ile bunun 6 1, bunu 15 ile çarptım. Yukarıda ifadeleri yazdım. 15 artı 5 eksi 3 bölü 15 eşittir dedim. Aha gelmiyor kalem. Hah geldi. Şurası 20. 20'den 3 çıktı 17. 17/5 bölü 5. baktım seçeneğe. Doğru yazmışsın vallahi bravo. ikinci maddedir doğrudur. 2 ve 3 derim. Never give up. Asla vazgeçmiyoruz. Devam edecek.